öncelikle açılış yoklama, açılış konuşmaları, yerel yönetimler başkan yardımcımız Sayın Fatih Çiftçi'nin konuşması, genel başkan yardımcımız Mehmet Menderes Tevfik Türel başkanımızın konuşması, müzakereler, dilek, temenni ve kapanış. Divan başkanımız, yerel yönetimler başkan yardımcımız Sayın Fatih Çiftçi, il başkanımız. Değerli basın mensupları, Urfa Yerel Yönetimler Şurası'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer Urfalılar, değerli AK Partililer, tabii ki yerel yönetimler birim başkanlığı olarak zaman zaman bölge toplantıları, il toplantıları düzenli olarak yapmaktayız. AK Parti'nin en büyük geleneği, en büyük çalışmalarının başında gelen en önemli noktalarından birisi de istişare ve toplantılardır. AK Parti'ye bugünkü başarısını getiren, bu dinamizmini veren, kazandıran en önemli şeylerden birisi de istişare toplantıları. Noktasında toplantılarımız yönetimler birimleri olarak devam etmektedir. Urfa ziyaretinde Sayın Genel Başkan Yardımcımızla bölge ziyaretlerinde hocamızı ifade ettiğimizde mutlaka kendisidir. AK Parti'nin yeni yönetimlerin görevde olduğu belediyelerimizde marka şehirler oluşturulmakta, hizmetler muhalefet belediyeleriyle kıyaslanmayacak kadar farklılık arz etmektedir. Biz bundan sonraki süreçte de inşallah gerek Urfa'mızda ve gerek ülkemizin birçok noktasında belediyelerin ak kadrolarla devam etmesi, bizde olmayan belediyelerin de ak kadrolara kazanılması noktasında yoğun bir çalışmalarımızı yapmaktayız. Önümüzde 2014 yerel seçimleri, ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 genel seçimleri bulunmaktadır. 2014'te sıkıntı olursa ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ardından da genel seçimleri etkileyecektir. Bu toplantılarımızın bir sebebi de teşkilatlarımızla, bölgedeki yerel yönetim birimlerimizle bir araya gelip sorunlarımızı, sıkıntılarımızı tespit edip ona uygun bir yön vermektir. Bugün bu desteğiyle Sayın Bakanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve ev sahibimiz olması hasebiyle İl Başkanımız Yusuf Eğilmez Bey'e bir açılış konuşması. Danışma meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz yönetime geldiğimiz günden beri yerel yönetimlere çok büyük önem vermekteyiz. İl olarak her ay düzenli olarak İl Genel Meclisi üyelerimizle grup toplantımızı, belediye meclis üyelerimizle grup toplantımızı, belediye başkanlarımızla her ay bir belediye başkanımızın ev sahipliğinde belediye başkanları toplantısını yapmaktayız. Aynı zamanda her ay yaptığımız il danışma meclis toplantılarımızda da yerel yönetimler danışma meclis toplantımızda yapmaktayız. Biz teşkilat olarak her zaman yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu farkındalıkla her zaman çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ve sözü çok uzatmayacağım çünkü biliyorum bir saat 17.30 demiştik ama 18.30'da başlatabildik. Sayın Bakanımız şereflendirdi, Sayın Genel Başkanımız şereflendirdi programımızı. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Milletvekillerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Çok yoğun bir ilgi oldu, ondan dolayı da biraz geçtik. Aklınızı helal edemiyorum inşallah. Sayın Genel Başkan Yardımcımızla birlikte AK Parti'nin yer altında birbirimize çok farklı ve çok yoğun bir çalışma temposuna başladık. Genel Başkan Yardımcımız Antalya'nın mimarı, bugün de ülkemize hizmet etmekte. Genel Başkan Yardımcısı olarak yerel yönetimlerine yeni bir yön verme çalışması içerisindedir. Ben Genel Başkan Yardımcımız Sayın Menderes Tevfik Türel'i alkışlarınızla kürsüye. Mükemmel ortada aslında son yıllarda özlediğimiz bir kadronun da yavaş yavaş çizgilerinin ortaya çıktığı bir resmi yaşıyor iken bulunmak gerçekten çok daha farklı bir anlam taşıyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye son 10 yılda çok önemli değişimler yaşadı. Çok önemli reformlar yaptı. Ve belki de bu 10 senede yaşanan değişim
Türkiye'nin 100 senede yaşayacağı değişime eşdeğer. Ve bizler bu değişime tanıklık ederek aslında tarihe tanıklık ediyoruz. Ve bizler bu davaya hizmet eden çalışma arkadaşları olarak, teşkilat mensupları olarak adeta tarihe imza atıyoruz. 2013 ve 2014 seneleri muhakkak ki tarihimizde tarihimizin altın yılları olarak anılacaktır. Çünkü Türkiye'nin uzun senelerdir yaşadığı terör belası artık yavaş yavaş çözüm süreciyle birlikte nihayete eriyor ve bu ülkenin insanları geçmişte birbirine kırdırılmaya çalışılıyor iken bu oyunlara maalesef alet olan gençlerimiz hayatlarını kaybediyor iken, şehitlerimiz geliyor iken şimdi bu tabloları artık bir daha inşallah görmeyeceğiz. O yüzden bugün öylesine güzel günlerde, güzel şeylerin olduğu ülkemizde Şanlıurfa'da bulunmak çok daha farklı bir anlam taşıyor. Değerli arkadaşlar, 1978-2002 yılları arasında bu ülkede tam 24 yıl olağanüstü hal yaşandı. Balkan zehirini içip şerbet içtiğini söyleyen çok kıymetli başbakanımız. İşte bu tarihi görevi ifa etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar, tabii ki Türkiye'de her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alnında hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diye yazsa da o milletin egemenliğini millete teslim etmek istemeyenler, o egemenliğin üzerinde de egemenlik kurmak isteyenler hep seslerini gül çıkarmayı başarmışlar. Efendilerin sesleri gül çıkıyor iken millet onları genellikle sandıkta cevaplamış. Milletimizin sesi sandıkta her zaman gül çıkmış. İşte o gül çıkan ses 2002'de AK Parti'yi iktidara taşıyarak Türkiye'nin aynı zamanda makus tarihinin de dönmesine vesile olmuş. Belki geçmişte birçok devlet adamının yapmaya çalıştığı bu süreci başarıya götürmek için çok büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişte rahmetli Özal bu meseleyle ilgili, terör meselesiyle ilgili ciddi adımlar atıyor iken Ankara'da kapılar suratına kapanmış. İnsanlar akan kanın esasında bu ülkeyi öldüğünün farkında bile değiller. Çünkü onlar bunlardan, yani bu ülkenin insanların vermiş olduğu şehitlerden kendilerine onlarca yıldır siyasi rant devşirme peşinde olmuşlar. Ellerinde üretebilecekleri bir politika olmayınca, terör bittiğinde söyleyebilecekleri bir söz olmayınca bugün hala çok farklı söylemlerle bizim çıktığımız bu kutlu yolda bizi manipüle etmeye, bizi halka karşı zor düşünmeye çalışmakta. Ama milletimiz gözünü açtı. Milletimiz artık her şeyin farkında. İşte çözüm sürecinde de bize verilen bu destek bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. O yüzden analar ağlamasın diye başladığımız, pazar günü anneler gününü kutlayacağımız, işte böylesine mutlu günleri paylaşacağımız bu çözüm sürecinde şimdi sona geliyor olmamız herhalde bu ülkede bazı hainler hariç herkesi mutlu edecektir, memnun edecektir. O yüzden bizler çok daha fazla çalışmak zorundayız. Değerli arkadaşlar, tabii ki yerel yönetimler başkanlığı olarak bu konuda birçok çalışmayı yürütüyoruz. Belediye başkanlarımız aramızda, belediye meclis üyelerimiz aramızda, ilgilenen meclis üyelerimiz aramızda. Tabii ki belediyelerimizin, yerel yöneticilerimizin ortaya koyduğu yerel hizmetlerin bundan sonra yapılacak 2014 Mart'ındaki yerel seçimlerde son derece önemi büyük. Çünkü altyapısıyla, üst yapısıyla ortaya konulan yerel yönetim hizmetleri halkımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler olacak. Ancak bizim özellikle çözüm sürecinde ortaya koyduğumuz niyetimizi en iyi şekilde halka anlatılması
belediye başkanlarımızın, yerel yöneticilerimizin ayrı bir görevi olmalı. Birçok köprü kavşak yapabilirsiniz. Birçok yerel hizmet yapabilirsiniz. Birçok park yapabilirsiniz. Peyzaj düzenlemesi yapabilirsiniz. Bunlar tabii ki size muhakkak siyasi anlamda halkın takdirine mazhar olmanız için destek sağlayacaktır. Ama çözüm sürecinin inşallah Allah'ın izniyle neticeye ulaşması en az yapmış olduğunuz yerel hizmetler kadar, hatta daha fazlasıyla sizleri halk karşısında çok daha iyi bir şekilde desteklenir hale getirecektir. O yüzden elbette ki yerel hizmetlerimizi unutmayacağız. Elbette ki yerel hizmetlerimiz için gayret edeceğiz. Ama sanki bu iş sadece Ankara'nın işi, sadece hükümetin işi, bakanlarımızın işi, genel başkan yardımcılarımızın işidir noktasında yerel yöneticilerimiz bir düşünceye kapılıp bu meseleye eğer kayıtsız kalırlarsa çok büyük bir hataya düşmüş olurlar. Çünkü yerel yönetimdeki başarının en önemli faktörlerinden bir tanesi çözüm sürecinin başarıya ulaşmış olmasıdır ve bunun halka iyi anlatılmış olmasıdır. Belediye başkanlarımız aynı zamanda o kentin, bulundukları şehirlerin kanaat önderleridir. O yüzden bir kanaat önderi sorumluluğu içerisinde halkımıza her zaman yöneticilerimizin asli görevi olmalıdır. Bir geçen haftaya baktığımızda, geçtiğimiz hafta pazartesi ve salı günü Kızılcahamam'da partimizin bütün il başkanları, ilçe başkanları, Sayın Başbakanımızın, genel başkan yardımcılarımızın ve bakanlarımızın katıldıkları toplantılarda iki gün boyunca istişarelerde bulundular. Bu bittikten birkaç gün sonra hafta sonunda da yine Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızla birlikte partimizin tüm milletvekilleriyle Kızılcahamam'da benzeri bir toplantıyı gerçekleştirdik. Herhalde istişare kanallarını AK Parti kadar açık tutan dünyada başka bir siyasi parti yok. Her ay il başkanları toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıda belediye başkanlarımız, il genel meclis başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımızla birlikte il başkanlarımız saatlerce Sayın Başbakanımıza kendi şehirlerinin sorunlarını anlatıyorlar ve arazide duydukları meseleleri paylaşabilme fırsatını buluyorlar. Bunu muhtat olarak yapıyoruz. Bunu her ayda bir kere en az 6 saat, 8 saat, 10 saat, 12 saat süren toplantılarda gerçekleşiyoruz. İşte bu toplantıda bu ve benzeri toplantılardan bir tanesidir. Çünkü bizler burada tabii ki basının da huzurunda düşüncelerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu mesajların halkımıza en iyi şekilde gitmesi yönünde görüşlerimizi dile getireceğiz. Ama bu toplantıların esas amacı değerli arkadaşlar sizleri dinlememiz. Bugün bu toplantıyı akşam üstüne koymamızın en önemli nedeni gerekirse sabaha kadar sizleri dinleyerek kendi yol haritamızı belirlemek için bize ışık tutmanız içindir. O yüzden bu ve benzeri toplantılarda sadece katılıp gitmek değil veya bu toplantılarda sadece geliyoruz ama söylediklerimiz acaba dinleniyor mu gibi bir kuşkuyla gitmek bizleri çok büyük bir hataya düşürüyor. Çok samimiyetle ifade ediyorum. Birçok kez şahit oldum. Bu ve benzeri toplantılarda değerli arkadaşlar sizlerin söylediği bir cümle yarın bir kanun maddesi haline gelebiliyor. Bizler sizlerden aldığımız işte o beslenmeyle, o gıdayla, o istişarelerden çıkan sonuçla Ankara'da sizlerin sorunlarını çözmek için başta başbakanımız ve bakanlarımızla gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki önümüzde çok önemli bir yerel yönetimde hep birlikte idrak edeceğimiz yerel yönetimler seçimleri Türkiye'nin belki tarihinde yaşayacağı en önemli yerel yönetim seçimleri olacak. Bakmayın siz her seçimden önce ya bu seçim çok önemliydi diye söylenip daha sonra unutulduğuna. Çünkü bu yerel seçim Türkiye'nin dönüşüm seçimlerinden bir tanesi olacak. Türkiye'de birçok sonuç seçimi yaşanmıştır. Ama bu seçim yeni bir dönüşüm seçimi olacaktır. Tıpkı 14 Mayıs 1950, 12 Eylül 2010'daki anayasa değişikliği referandum sonuçları. İşte şimdi önümüzde bu ve örneklerini saydığım dönüşüm seçimlerinden bir tanesi bizleri beklemektedir. Fevkalade önemli. Çünkü ülkenin değişim ve dönüşümünün yeni kapıları bu seçimde aralanacaktır. Aslında hepimiz çok iyi biliyoruz.
Bir yerel seçim ne bir genel seçimden önemlidir, ne de halkın ilk defa sandık başına giderek seçeceği Cumhurbaşkanlığı seçiminden önemlidir. Ama bu yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 2 ay öncesine denk gelince, genel seçimlerden de 1 sene önce olunca adeta arkasından gelen, az önce ifade ettiğim o 2 seçimin anahtarı haline geliyor. Bu seçimde, yani yerel seçimlerde tökezleyen partinin toparlanacak süresi olmayacak. O yüzden bu seçimlerde rüzgarı arkasına alarak yelkenlerini dolduran partinin de önünde durabilecek hiçbir güç olmayacak. İnşallah sizlerin gayretleriyle, sizlerin destekleriyle bizler 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak seçimlerde yelkenlerimizi doldurup bu ülkeyi yeni ufuklara hep birlikte taşıyacağız. Ben o yüzden bu inancımı bir kez daha ifade ediyorum. Belediye başkanlarımızın, belediyelerimizin il genel meclislerimizin. Kalan sürede özellikle vatandaşa hitap eden, vatandaşa temas eden ve vatandaşla temas eden hizmetleri ortaya koyması büyük önem taşımaktadır. Ben çok açık ve net söylüyorum. Elimizde artık o cep telefonları adeta küçük bir bilgisayar. O cep telefonları olduktan sonra inanınız, hizmetlerimiz, yerel yönetimlerdeki hizmetlerimiz gerekli ama yeterli gönül almak. İşte gönül almak için çalmadık kapı bırakmayacağız, sıkmadık el bırakmayacağız. Sayın Başbakanımızdan biz bunları öğrendik. Bizim partimiz değerli arkadaşlar çok önemli bir yerel yönetim başarısı üzerine vücut bulmuş bir partimiz. Bizim partimiz yerel yönetim geleneklerindeki başarıyla bugün kurulmuş ve odağına yerel yönetim başarısını almış bir partimiz. Sayın Başbakanımızın İstanbul Belediye Başkanlığındaki mucizevi başarısı bugün AK Parti'nin kuruluşundaki en temel felsefedir. O yüzden bugün AK Partili belediyelere baktığımızda hepsinde ayrı ayrı bir başarı öyküsü yazılmaktadır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kamuoyundaki anketler söylemektedir. Bağımsız kuruluşların yaptığı analizler söylemektedir. Hangisine bakarsanız bakın. Türkiye'deki başarılı belediye listesini kamuoyu anketlerine baktığımızda, sonuçlarına baktığımızda adeta ilk sırada 1'den 10'a kadar neredeyse tamamen AK Partili belediyeler alt alta yazılmak kaydıyla ortaya çıkmaktadır. Listenin sondan başına doğru baktığımızda da o listenin sonundan başına doğru hep muhalefet belediyeler yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, AK Parti Türk siyasetine bir tanım yerleştirmiştir. O da AK Parti belediyeciliği. Ne dediyse bugün onlar yapılmaktadır. 2001 yılında Afyonkarahisar'dan Sayın Başbakanımız yola çıkarken 3 meseleyi kırmızı çizgi olarak alt alta yazmıştı. Bunlar bizim hiçbir zaman hareket alanımız içerisinde olmayacaktır. Biz bunları reddediyoruz demişti. Bunlar nedir? Bunlar bölgesel milliyetçilik, dinsel milliyetçilik ve etnik milliyetçilik. İşte biz daha o günlerden kardeşliğimizi pekiştirmek üzere yola çıkmış bir siyasi parti olarak bugünlerde bunların sonuçlarını yeni almaktayız. O gün ne söylediysek bugün de aynısını söylemekteyiz. O gün ne demişsek, ne yapacağız demişsek bugün de aynısını yapmaktayız. O yüzden değerli arkadaşlar, özellikle yerel yönetimlerin çok önemli bir seçim olduğunu unutmayalım. Siyasi partinin mensupları değiliz herhalde. Biz de hizmet partisinin mensuplarıyız. O yüzden ben sandık görevlisinin görevi de bir bakanımız kadar değerlidir. Çünkü o sandıklara sahip çıkamazsak o bakanlarımız o görevde olamazlar diye söylüyorum. O yüzden hepimizin yapmış olduğu işin son derece önemli, ulvi olduğunu unutmadan gayretlerimizi sonsuz, elimizden geldiği kadar gece gündüz ortaya koyarak netice almamızı gerektiğini ifade ediyorum. O yüzden bizler hiçbir zaman makam veya mevki odaklı siyaset yapmamamız gerektiğini ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, çok açık, net ve samimi ifade edeyim. Eğer makam veya mevki odaklı bir siyaset yaparsanız, yaparsak, ben de yaparsak, size samimiyetle söyleyeyim ki bu partide o arkadaşların ömrü de kısa oluyor. Bunu da sizlerle paylaşayım. Onun için bizler hizmete kendimizi konsantre edeceğiz. Bizler kendimizi hizmete adayacağız. Bizler bize düşen görev, sorumluluk o gün için neyse onun en iyisini yapacağız. O yüzden büyük bir samimiyetle bugün partimiz çok önemli bir süreci ortaya koymaktadır. İnşallah neticede alacağız. Ve maalesef muhalefet yine yalanlarıyla.
baltalamaya çalışmaktadır. Bizi hainlikle suçlamaya çalışmaktadır. Bizi bu ülkeyi bölmekle suçlamaya çalışmaktadır. Değerli arkadaşlar, akan kan ülkeyi böler. Sayın Kılıçdaroğlu, bu iftiralarına artık biz alıştık. Halkımız da çok eminim ki farkında. Ama zaman zaman da hakkını yemeyenin doğruyu söylüyor. Çünkü ne diyor? Bunu Sayın Başbakanımız da ifade ediyor. Ben de konuşmalarında tekrar etmekte fayda görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nadir söylediği doğrulardan bir tanesi, bu ülkede yalan söyleyenden başbakan olmaz diyor. Gerçekten öyle. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu da yalan söyleyenden başbakan olmadığı için bu ülkede senelerdir başbakan olamadı. İnşallah bundan sonra da olamayacak. Değerli arkadaşlar, ben bu duyguyu düşüncelerle marz etmektedir. Biz hasım değil, hısımız demeniz gerekiyor. Nerede? İzmir'de. Ben İzmir'den geliyorum şimdi. İzmir'de aynı şeyi konuşuyoruz, Şanlıurfa'da aynı şeyi konuşuyoruz. Bakın parti yok zaten. İzmir'de de, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da da aynı dili kullanan başka bir siyasi parti yok. Olamaz zaten, çünkü biz şimdi Kur'an-ı Kerim okurken Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız diye okuruz, öyle değil mi? Ve siyasi liderler de rahmetli Özal bunu çok kullanırdı. İşte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın emri önemlidir derdi. Milletin birliği bütünlüğü açısından. Bugün başka iplere sarılanlar olduğu için bu konuyu çözmeleri, anlamaları ve aynı dili kullanmaları mümkün değil. Allah o iplerden onları kurtarsın. Ama biz Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaya devam edeceğiz diyor. Başkanım ihanet diyecekler. Bunlar aslında istikametimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Hatta yerel yönetimler yasasını çıkardığımız için de ağırlıklı bu yasadan dolayı ihanette suçladılar. Bunlar bakış açısı. Bakış açısında eğer siz kafatasını ele alırsanız, kafatasıyla işe başlarsanız varacağınız bu şekilde ithamlardır. Ama kafanın hasıyla bakarsanız, has kafalı bakarsanız, hiç kafatasıyla meşgul olmazsanız ben inanıyorum ki çok daha farklı bir üslup, farklı bir dil kullanmak durumunda kalırsınız. İşte AK Parti kafatasçı bir yaklaşım değil, has kafalı, kafa hasıyla baktığı için bu olayların değerlendirilmesini yurdun dört bir tarafında çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Arkadaşlar, sorumlu siyasetçi olmak durumundayız. Sorumlu siyasetçi değil. Sorumlu siyasetçiler Türkiye'ye çok yakındır. Ama sorumlu siyasetçiler Türkiye'nin yükünü aldılar. Türkiye'nin sorunlarını, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmakla meşguller. Onun için siyaset ehil ellerde değilse eziyete, hezimete dönüşüyor. Eğer siyaset ehil ellerde ise o da meziyete ve hizmetlere dönüşmektedir. Çok şükür Türkiye'de hizmetler aldı başını gidiyor ise bunun ehil ellerle çok ciddi irtibatı vardır. Bu başarı yalnız tepe noktasındaki arkadaşlar var, bizlerin değil, daha aşağıdan meclis üyemizin ve sandıktaki kardeşimizin gayretlerinin bir bütünlük arz etmesinin bir eseri olduğunu net bir şekilde ifade etmekte yarar var. Biz bir şey daha kazandırdık AK Parti yerel yönetimleri olarak. Oy verirsen benim için makbulsün, eğer oy vermez isen sefalete mahkumsun anlayışını ortadan kaldırdık. Vatandaşa projelerimizi söyledik, vatandaşa görüşlerimizi söyledik, çözümlerimizi anlattık, aldık. Sonra da bütün vatandaşa bir bütünlük içerisinde hizmet ettik. Vatandaşımız bunu gördü. Bakın ben 1999 yılında milletvekili oldum. O dönemdeki yerel yönetimlerde deprem dolayısıyla afet riski diye bir şey uyduruldu ve kendi belediyelerini o riske dahil ederek, diğer belediyeleri dikkate almayarak sırf yandaş belediyeciliği çerçevesinde o kadar büyük yanlışlar yaptılar ki milletimiz hem merkezde, merkezi yönetimde hem de yerel yönetimlerde sildi attı gitti.
adil olmak durumundayız. İşte Adalet Partisi, Adalet bir parti ilkesini, anlayışını Türkiye'ye yerleştirdi. Şimdi son olarak esas sizi dinlemek için geldi arkadaşlarımız. Sizler de anlatacaksınız. Biz çok konuşmamız bu toplantıda doğru değil ama Şanlıurfa çok önemli ve çok farklı bir şey. Ben bunu geldikten sonra fark ettim ben de. Şimdi gelmeden Şanlıurfa ile ilgili değerlendirmelerimiz, özellikle siyasi değerlendirmeler, siyasi bakış açısı olarak daha farklıydı. Yani zannederdik ki yani uzaktan değerlendirmelerle Şanlıurfa'yı çözmek mümkün. Kesinlikle değil. Burada bulunan bir fırsat olarak söylüyorum, genel başkan yardımcının burada olması. Ayrıntılarda gizlidir Urfa'daki bütün hadise. Ayrıntıları iyi yakalamamız gerekiyor. Öyle nüanslar var ki o ilçe için, o belde için, o yerleşim birimi için çok önem arz ediyor. O ayrıntıları gözden ırak tutmamamız gerekiyor. Başarının devamı ve başarının daha da güçlenerek gelmesi için. Evet biz yani geldik, katkımız oldu mu bilemiyorum. Tuz, biber kadar az bir şey olduysa biz kendimizi mutlu ederiz ama en önemli başarı takım oyunu. Biz işte değerli arkadaşlarımızla, belediye başkanlarımızla kavga yok, tartışma yok, ihtilaf yok. Yalnız Şanlıurfa'nın hizmetinde ve Şanlıurfa için bir şey yararlı ise oraya birlikte o mührü vurma konusunda bir güzel bir dayanışma ortamı sağladı. Bu dayanışma ortamı bana göre başarı getirdi. Yerel yönetimlerde bizi daha da başarılı yaptı. Yani ben yerel yönetimlerde Menderes Bey %80 oy bekliyorum Şanlıurfa'da. Yani Şanlıurfa %65 oy vermiş de %80 vermemesinin bir nedeni var. Varsa kendimizden arayacağız. Suçu başkasının suçu yok. Bu eksiklik bizden ne demek ki? Şanlıurfa'nın potansiyeli %80'leri gerçekleştirmeye müsait. Ama biz yanlış yapmışız. Biz yanlış yapmamızın yolu da ayrıntıları gözden kaçırmayacağız. Kim olarak? Genel merkez olarak. Kim olarak? Yereldeki bütün milletvekillerinden bütün sorumlu arkadaşlara kadar. Ve burada ben merkezli bir siyaseti ben aynı katılıyorum genel başkan yardımcımıza. Ben merkezli siyasetin adresi AK Parti. Ben merkezi siyaset Şanlıurfa'mızda olmuş mu? Olmuş. Zannettik ki biz kazandık. Birey olarak. Hayır, hepiniz AK Parti'ye geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başımızın, gözümüzün üstünde yeriniz var. Sayın Başkanım, Sayın Başkanlarım. Doğru mu? Yani gidilecek adres yok Türkiye'de. Yok gerçekten. Ha, gidilecek adres yok diye biz de ayaklarımızı yerden kesmememiz gerekiyor. Tamam. Her vatandaş bizim için makbuldür. Her belediye başkanı bizim için değerlidir. Her meclis üyesi bizim için değerlidir. Bu çok önemli. Biz sizi gerçekten gönülden seviyoruz yani. İlişkilerimiz samimi. Riyakarlık yok, ikiyüzlülük yok. Ama şunu bilelim. Yok yani. Türkiye'ye hizmet adresi burası arkadaşlar. Aksini kimse söyleyemiyor. Bırakın bizi kendi yüzeysel değerlerimiz, dünya aynı şeyi söylüyor. Ben Çalışma Bakanlarının G20 toplantısına katıldım. İngiltere Çalışma Bakanı bana dedi ki, ya bunu nasıl başarıyorsunuz? Ben de dedim ki, Sayın Başbakan dedim, seminer için vermek için de bir hafta alın dedim. Size de istikrarın nasıl sağlanması gerektiğini öğretecek kendisidir dedim. Çünkü Türkiye'de... Yani bunu Bakanlar Toplantısı'nın kahvaltıda ben kendime söyledim. En büyük sorun, istikrar sorunu. İstikrar olmayınca ekonomide, sosyal hayatta hiçbiri istikrar yok. İstikrar sağlayan bir kadrodur bu kadro. O halde bu kadronun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kişisel bir seçim dönemi geldi. Benim ufkum, benim vizyonum, benim geleceğe mühür vurmam, işte şöyle ben adım atarsam aykırı bir adım, şu beldede, şu yerleşim yerinde ben başarı elde ederim. Bir ifade ederim. O belde o ilçeye hizmet midir? Yok. Bütünden koptuktan sonra
başka hizmet alanında Türkiye'de olmadığına göre bir şey ifade eder mi? Hiçbir şey ifade eder. Senin için de bir şey ifade eder. Onun için aynen katılıyorum. Çok rahat olacaklar. Dünya bakanlık makamlarıyla, belediye başkan makamlarıyla, genel merkezdeki makamlardan ibaret değil ki ya. Biz acaba yüreğimizle bu milletin hangi makamında oturuyoruz? Urfalı benim için ne diyor? Türkiye'li bizim için ne diyor? Hangi makama beni oturtuyor? O hesabı yaparak benim yürümem gerekiyor. Yoksa lokal bir, geçici bir noktada bir koltuk, bir makam elde edeyim diye bir türlü sıkıntıya hiç girmeye gerek yok. Sonra biz mütevekkil insanlarız. Anurba'dayız, peygamberler şehrindeyiz. Ya takdir olmadığını ne yaparsan yap. Benim için çok örnek olmuştur. Seçim bitti, herkes meclise doğru koşuyoruz genel seçimde. Hemen gideceksiniz, yemin yapacaksınız, mazbatalarınızı alacaksınız. Öyle değil mi? Bu bir heyecandır milletvekili olan arkadaşlarımız için. İstanbul'dan kalkıp gelen bir profesör arkadaş, Milliyetçi Hareket Partisi'nde Ankara'ya gelemedi. Orada yolda trafik kazası geçirdi havaalanında gelirken hayatını kaybetti. Yani ne mücadelesi vereceksiniz? Elinizde olmayan takdir yoksa ihtirasa gerek yok. Takdir varsa siz yapılması gerekeni kadar yapın. Durmanız gerektiği yerde durun. Eğer o takdir varsa sizin bu girişiminiz zaten o sorunu çözüyor. Eğer yoksa kendinizi paralarsınız, sonra da olmadı. Sıkıntılarla kendinizi de yol arkadaşlarınızı sıkıntıya sokarsınız. Bunlar biz aramızda çok konuşacağız, çok konuşuyoruz. Katrilyon AK Parti dönemlerinde Şanlıurfa'ya yatırım yapılmış. 13,5 milyar. Son 2 yılda 6.7 katrilyon. Ve burada yerel yönetimlerimizin de büyük payları var. Hep beraber dayanışma içerisinde bunlar artarak devam ediyor. Bugün çok önemli temeller attık. Bu hafta içerisinde yine çok önemli etkinlikler var. Bakanlar hepsi burada, genel merkezimiz burada. Kimi ararsanız Şanlıurfa'da. Öyle demiştik, öyle oluyor işte bakınız. Örnek vereyim mi? Şanlıurfa'da bereket var. Ya burası zaten bereketli topraklar ya. Herkes buraya gelmek durumunda. Türkiye'nin gelecekte gözü gelecekte eğer bir sıçraması varsa buradan sıçrayacak. Buradan, bunu bakın söylüyorum yine. Söylüyorum, inanmadınız. Şimdi pazar günü bak Pınar Süt geliyor, temel atıyor. 2500. Süt üreticilere dikkat alırsanız 7500 kişiye iş verecek 100.000 metrekare üzerinde bir tesis kuruyor, temel atıyor. Size 2 sene önce deseydi inanır mıydınız? İnanmazdınız. Gelecek demiştik ama o zaman milletvekili arkadaşlarımızla beraber. Hep beraber dedik. Gelecek ya, bunlar yatırım olacak. Şaha kalkacak Şanlıurfa dedik. Yıldız ne olacak Türkiye'nin dedik. Aynen tam oraya doğru gideceğiz, öyle gelmedik ama bakın yakın zamanda o da olacak inşallah. O halde kimse kimsenin heyecanını kırmasın arkadaşlar. Birbirimize destek verelim. Ya ben ilan ya hayır Şanlıurfa'da evim yok, yurtum yok ha. Ben bu heyecanı taşıyıp da siz Şanlıurfa'da doğmuş, büyümüş insanlar olarak bu heyecanı taşımasanız yeminle söylüyorum Allah'a hesap veremez. Siz daha çok bu heyecanı duyacaksınız ve inşallah sizlerin, bizlerin gayretiyle bu güzel organizasyonlarla torunlarımızla, çocuklarımızla bize meçhulü şükran olacaklar ve teşekkür edecekler. Allah razı olsun ki böyle bir dedelerimiz, babalarımız geldiler de şu ülkenin gidişatını ve şu Şanlıurfa'nın çok daha sağlıklı bir noktaya taşınmasını gerçekleştirdiler diyecekler. Bu bize yeter mi? Vallahi yeter, billahi yeter. Başka bir talebimiz yok. Bu millet bize Allah razı olsun dese başarılar diliyorum. Hayır.